Sabırlı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Konunun biraz fazla teknikleştiğinin farkındayım ama şu anda parabolle kesişen noktayı yani temas noktasını bulabilmek için gereken formülü elde etmemize çok az kaldı. Ama önce biraz geri sarıp tüm bunları neden yaptığımızın üzerinden bir kez daha geçmek istiyorum. Cesurdaki buna benzeyen sahnelerin etkili bir biçimde çekilebilmesi için kesişen nokta formülüne ihtiyacımız var. Çünkü kesişen nokta ya da temas noktası formülü her bir ot parçasını ayrı ayrı çizebilmek için gerekli bilgisayarlara programlarını yazmamıza yardım ediyor formülle devam etmek için şunlara isim verelim. Pembe çizgi t parametresi ile kontrol ediliyor. Daha önceki gibi bu noktaya Q, bu noktaya da R adını verelim. Mor çizgi ise S parametresi ile kontrol ediliyor. Buraya Q üssü, buraya da R üssü diyelim. Bildiğimiz birkaç şeyi not alarak başlamak istiyorum. Q, AB doğru parçası üzerinde ve T'ye bağlıdır. Bunun için Q'yu 1 eksi T çarpı A artı T çarpı B olarak yazabilirim. Aynı şekilde R, BC doğru parçası üzerinde ve T'ye bağlı olarak değişiyor. Bunu da R eşit 1-t çarpı b artı t çarpı c olarak yazabiliriz. Devam ediyorum. Yine aynı mantıkla q üssü ab üzerinde ve a'ya uzaklığı s. Öyleyse q üssü eşittir 1-s çarpı a artı s çarpı b'dir. Son olarak r üssüyü de 1-s çarpı b artı s çarpı c olarak yazalım. Şimdi aradığımız nokta yani buradaki kesişim noktası Q, R doğrusu üzerindedir. Ama tabii ki de tam olarak nereye, o nerede olduğunu yani bulmamız gerekir. Az sonra bu uzaklığın S'ye bağlı olduğunu ispatlayacağım. Yani P'nin 1 eksi S çarpı Q artı S çarpı R olduğunu. Eğer bu eşitlik doğruysa çok güzel bir şey olacak. Bakın, S, T'ye yaklaştıkça buradaki ifade 1 eksi T çarpı Q artı T çarpı R'ye yaklaşacak. Öyle değil mi? Zaten bu da ispatlamak istediğimiz şey. O halde geriye kesişim noktasının da bu şekilde yazılabileceğini ispatlamak kaldı. Buradaki Q yerine bu ifadeyi, R yerine bunu kullanıp elde ettiğim ifadeyi elden geçirip terimleri yeniden düzenlersem ne olur? Şimdi bunu yapacağım. Şimdilik bu kısmı atlıyorum çünkü bunu siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Her neyse, bu terimlerin yerlerini değiştirip ifadeyi toparladığımızda P'yi 1 eksi S çarpı 1 eksi T çarpı çarpı A artı S çarpı 1 eksi T artı T çarpı 1 eksi S çarpı B artı ST çarpı C'ye eşit olarak bulacağız. Son olarak bunu Q üssü ve R üssü için bu ifadeleri kullanarak yazınca da P eşittir. 1 eksi T çarpı Q üssü artı T çarpı R üssü olarak buluyoruz. Bu ifadeye göre P noktası Q üssü R üssü doğru parçası. Buna göre de Q R doğru parçası üzerinde yer alıyor. Aynı anda bu iki doğru parçası üzerinde olabilen tek nokta kesişim noktasıdır. İşte bu kadar. Bulduk. İşte bu.